Sapan işi devam ediyor ama bir yandan da biz soya fasulyesi ekmeye başlayalım değil mi? Hadi başla koçum ekmeğe. O ne lan? Yanlış yerden başladım. Neyse. Sorun değil ya. Cücük kadar bir yeri bıraktı diye de isyan edecek değiliz yani. Dakikalık yer kaldı diye isyan etmeyeceğim abi. Niye edeyim ki? Şurayı bir eksin, hemen öbür iki tarlayı ekmeye başlayayım. Bunların gübresi mübresi derken öbürü biter herhalde ya. Çiçek, çiçek. Öteki tarlanın işi bitmesi biter. Kireç atılacak, sonra sürülecek, sonra ekilecek. Yani oranın zulmü biraz fazla. Orada cidden zulüm var, zulüm. Haydi bakalım. Yaparsın lan. Şimdi gidiyor. Bu alemden gidiyor. Öbürü ne alemde? Yani biraz az kaldı sayılır. Az kaldı sayılır. Da bu burayı bitirene kadar biz bütün işi bitiririz öbür tarafta gibi geliyor bana. Oha lan. Ha tamam. Açıyı ayarlamak lazım, doğru. Evet. Lan dur lan, nereye gidiyorsun ayı? Ayrıca tek partide ekemiyor mu bunu? Ben bunu bu sefer ekli sayarım abi. İncecik şey için koca makineyi döndüremeyeceğim yani.
Evet. Çok güzel. Hadi oğlum çıkarsın lan bastır. O zaman ekelim. Ek abi burayı da. Yok onu hiç düşünmemiştim. Neyse sıyırdı geçti Allah'tan. Bir kontrol yapalım abi. Güzel. Şimdi eğer ki ben bu tarlaların ikisini de ekerken o arkadaş kireçlemeyi yapabilirse, öbür tarafta kireçlemeyi yetiştirebilirsem, burada gübreleme yaparken orada sürmeyi başlatırım. Güzel güzel soya fasulyelerimi ekiyorum. Dünyanın yeri var la burada da. Dön evlat. Güzel. Daha hala ikinci tarlayı yapıyoruz. Bu ne durumda? Yani az kaldı. Bir de buraya dön. Gayet iyi gidiyoruz abi şu an. Yani süreyi denkleştirmek için bir emeğim var ama becerebilir miyim? Bilmiyorum.
yavrum ey. Ek bakalım ek. Üçüncü tarla ekene kadar oradaki salanlama işini sanırım bitirecek. Öyle görünüyor. Bakalım biraz da buradan bakalım. Bu traktörü 13,5 saat kullanmışız toplamda. Onu 11 saat kullanmışız. En az biçer döveri kullanmışız ama en çok o menet bozuluyor ne hikmetse. Gömçür gelsin yiğidim. Olacak olacak, yetişeceğiz yetişeceğiz. Burayı tamamlaması 3 tur alır bunun. Biz orada 3. tarlanın ekme işlemlerine başlamış oluruz. Yanlış dönme de. Buraya alalım. Fena değil. Bitmek üzere. Güzel. Güzel, bu da son tur atıyor. Çok iyi be. Bunu hemen öbür araziye çakalım. Duraksız bir şekilde. Devam. Sen buraya eker iken sanırım o ekene kadar bura bitecek. Buraya zaten kireci attıktan sonra direkt ekim makinesini sokabilirim. Fazla bir yer kalmadı. Hadi oğlum. Gayet iyi ilerliyoruz. Geri dönüşte saban işi bitiyor.
Vallahi billahi sabanlamayı bitirdim ya. Yani sabah muhabbetinin bitmesi bile bir şey. Bu sabanı bir yere bırakalım hemen. Ulan yine beceremedik ya. Kireçleme işini yapıyoruz ama bu kireç inşallah buraya yeter. On numara beş yıldız. Çok hızlı atıyor kireci. İnşallah yetişir yani. Az kaldı, bitiyor. Oranın ekimi bitiyor. Bas, 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 bas. Ha, orası bitti. Sonu çekiyor değil mi bu? Aynen, sonu çekiyor. O kireç atmaya devam etsin, biz bunu götürelim o araziye.
Az olsa kirecini de döktük, artık ekebilirim. Güzel güzel ek bakalım şimdi burayı. Bunun tankı bitmez. Önemli olan bununkinin bitmemesi. Evet, arazimiz ürün vermeye tamamıyla artık hazır oldu. Garaj kiralanan nesneler. Bunu gönder yerine. Bir daha kira ödemeyek ona, değil mi? Şuradan abi gübre kamyonun kasasını alalım bunu hemen. Hadi bakalım. Oraya eklerken biz diğerlerinin gübrelemesini yapalım. Toprak birleşiminde kalalım şimdilik. Büyümeye geldi mi açık işi zaten. Toprak birleşiminde gübrelemeyi yapalım abi. Yabani ot burada belli olacak çünkü. Harbiden geniş alana atıyor ha.
Temiz temiz atalım gübremizi. Vallahi tertemiz gübreliyoruz hocam. At gübreni, at, at, at. Yani gübreleme de sıkıntı yok. Şimdi orası bitti. Hemen şuraya gübre atalım, sonra dönelim buraya da gübre atalım.
Hay 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 hay. Abi bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir psikopatlık? Lığı lığı lığı. Evet, dördüncü tarlamızı daha kübreliyoruk. Bunun yabani otu var, herbisiti var. Zaten dört tane arazi, o 2000'lik herbisiti tek turda bitiriyorsa... Yani büyük bir şey almamız gerekiyor demek. On numara beş yıldız. Şimdi gübre attığıma göre, hadi hızlandır saati. Birazdan yabani çıkar ortaya. İşe yaramasaydı bu gübreyi atmazdı. Evet.
Onun kolları ötekinden daha uzun. Evet, her bir süt. Sık bakalım her bisitini sık. Şimdi yaban ot muhabbetinden sonra ikinci tur gübrelemeyi de yapmış oluyorum bu sayede. İyi oldu aslında, denk geldi.
O tarafı bitirsin, ben buraya öyle çıkacağım. İki bin koymuştuk değil mi biz bunun içine? İyi. Daha dörtte biri bitmiş. Abi 10 numara 5 yıldız gidiyorum ha. Güzel. Hatta şöyle toprak durumuna baktığın zaman ikinci turları da bak okuyor. Bak burayı bir tur okumuş. Güzel. Şimdi 4 arazimiz var. Bok gibi para gelmesi lazım hasadı yaptığım zaman. Oradan dönerken bunu ağzına sıçtığımın dönme lan.
Yani... bir tarla daha alsak demek ki tek turda bitirecek. Üst taraftan gübreleme yapıyor ama o bitirir şimdi. Benim için önemli olan bu, burada dönebilecek mi? Magine biraz büyük de.
Bundan sonra burayı büyüteceğiz. Sonra bir de hasat şey edeceğiz, değil mi? Hasadımız var yani. Başka da bir şey kalmadı diye biliyorum. Dördüncü araziyi aldık. Cihazlarımızın hemen hemen... Gerçi cihazlarımızın hepsi bizim. Şu an ihtiyacımız olabilme ihtimali olan ve elimizde olmayan pek bir cihazımız yok ama duruma göre yeni cihazlar almak gerekebilir. Yapacağımız yeni işlere göre yeni makineler elde etmemiz gerekebilir. Onu da artık kazandıkça bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Hele bir şunu şöyle... Şimdi bunu bekleteceğiz. Zaman hızlandıracağız. Sonra hasat yapacağız.